Bold Medya'dan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, bugünlerde çok tartışılacak, gündemimizi meşgul edecek bir vakfı konuşacağız. Dışişleri Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı. Evet, adı güzel fakat etkileri ve faaliyet alanları biraz ilginç. Çünkü ticaret yapacak bir ticarethane gibi, efendim yurt açacak, üniversite açacak. Yani böyle değişik, ilginç faaliyet alanları olacak. Tabii vakfın doğal başkanı Dışişleri Bakanı olacak. Yani dolayısıyla şu anki Hakan Fidan bu vakfın ilk başkanı olacak. Ben de bu vakfın amacı nedir, faaliyetleri neler olabilir, bu normal mi, ilginçlikler var mı? Bunu eski bir diplomat, sürekli konuk ettiğim Haşim Bey'e soracağım. Haşim Tekineş, kendisi Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü dış politika uzmanı. Haşim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Haşim Bey, önce şöyle başlayalım. Hakan Fidan'ın aklındakini soracağım ama öncesinde biraz izleyicilerimizi de bilgilendirelim. Hani böyle bir vakıf şu anda geçtiğimiz günlerde 2 haftaya yakın oldu. Komisyonda, Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Eleştiriler de vardı bu vakfın en azından şu anki yasa tüzük olacak şekliyle maddelerine yönelik. Siz de incelediniz biliyorum bu vakfın en azından taslak tüzüğünü diyelim. Bu vakıf ne yapacak, ne öngörülüyor? En azından taslak halindeki kuruluş tüzüğünde neler var? Siz de güzel özetlediniz. Yani geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'nın Güçlendirme Vakfı adında buna yönelik bir kanun tasarısı plan bütçe komisyonundan geçti ve genel kurula gönderildi. Tabii vakfın kapsamı sadece ne denir bir dayanışma, dışları işte mensuplarını, emeklilerini, ailelerini koruma, desteklemeden de öte daha geniş anlamda ticari, ciddi anlamda ticari şeyler de içeriyor. İşte menkul, gayrimenkul alımları, tahvil alımları, işte yüksek öğretim siz de bahsettiniz kurumu falan gibi çok geniş, kapsamı çok geniş aktiviteler barındırıyor. Tabii buna ya belki ilk başta biraz daha olayın olabilir tarafından bakmak lazım. En basitinden mesela bu Türkiye vizelerinin ne denir? Sağlanması, bu vize biliyorsunuz yurt dışında işte bir ülkeye siz vize başvurusu yaparken genelde aracı şirketler olur, değil mi? İşte bu aracı Evet. şirketler sizin dosyanızı düzenlerler, sizden evrakları talep ederler ve konsolosluğun ya da elçiliğin o başvuruyu istediği formata getirirler. Size böyle bir hizmet sunarlar ve dolayısıyla kabul alma şeyiniz artar, ihtimaliniz artar. Tabii bu dünyanın her tarafında böyle iyi gelir getiren bir şey kapısı. Vize önemli bir şey her yerde. Özellikle de işte mesela Orta Doğu'da, Afrika'da, ondan sonra dünyanın diğer ülkelerinde Türkiye ile arası yakın olan ya da kültürel olarak yakın olan ülkelerde Türk vizesi değerli bir şey ve buralarda bence yani benim kendi kişisel kanaatim bunu böyle bir vakfın idare etmesi, böyle bir vakıf üzerinden bu vize Türk vizelerinin de şey yapılması denir. Böyle bir sistem geliştirilmesi, böyle bir bu vize alımlarının, bir vize başvurularının böyle bir kontrol altına alınması bence çok kötü olmaz. Çünkü biraz bu suistimale açık da bir sistem. İşte dünyanın her tarafında bu tarz işte konsolosluklar etrafında, Türk konsoloslukları, Türk elçilikleri etrafında böyle öbeklenebilen işte buralardan kendince bir takım işte daha Türkiye vizesi sağlama vaadiyle insanları kandırabilen bu tarz böyle yapılar, küçük böyle şeyler gelişebiliyor. Bu da tabii ki yani Türkiye'nin itibarı için de iyi değil ve bu tarz şeyleri engellemek için de güzel olur. Hatta yani şöyle söyleyeyim, bu sadece yani dışarıdan hani böyle bir grup atıyorum oradaki yerel vatandaşın kendi inisiyatifiyle kurduğu değil, bazen içeriden de olabiliyor. Hatta yani isim vermiyor ama mesela bunu yapan misyon şefleri bile oldu yani. Hani kendi atıyorum eşi üzerinden işte millete şey dağıtıp orada vize başvurusu alıp buradan bir komisyon cebine indiren insanlar bile oldu maalesef. İşte burada da sorun işte denetim problemi, denetim sorunu. Böyle bir daha böyle merkezi bir sistemin gelmesi ki bunun örnekleri batılı ülkelerde de var aslında. Böyle bir merkezi sistemin gelmesi bence çok kötü değil. Bunun yanında belki bazı hani bu bana çok hoş görünmüyor ama mesela Dışişleri Bakanlığı'nın sürekli işte atıyorum zirve düzenliyor Ankara'da, işte İstanbul'da,
Yabancı konukları oluyor, misafirleri oluyor ve bu tarz etkinlikler için işte saraylara işte ya da işte organizasyon şirketlerine işte bu tarz işte restoranlara ciddi paralar harcanıyor. Belki hani bir işte eskiden de ben hatırlıyorum böyle bu tarz şeylerin konuşulduğunu. Hani Dışişleri Bakanlığı'na ait bir yer olsa ve bu işte giderler aslında bir şekilde bakanlığa geri dönse gibi düşünceler vardı. Belki bu da biraz daha masum sayılabilir. Ancak işte sorun Türkiye'de biraz da denetim sorunu. Yani düşünün işte Sayıştay denetimi yok. Eskiden Dışişleri Bakanlığı içerisinde 2010 sonrasında işte 2010 değişiklikleriyle bir iç denetim mekanizması kurulmaya çalışıldı. İç denetçiler, iç denetçilik diye bir kurum, bir şey icat, bir birim şey yapıldı, canlandırıldı bakanlık içerisinde. Ancak bu da tabii yani o zaman da zaten tepkiyle karşılaşan bir dirençle karşılaşılmıştı. Sonrasında zaten tamamen bildiğim kadarıyla hepsi de atıldı şey sonrası. Dolayısıyla böyle bir denetim mekanizmasının olmaması, kanundaki maddelerin işte vakfın görev alanının çok geniş bir şekilde tanımlanmış olması bunlar tabii suistimali açık hale getiriyor. Ve yani tabii biliyorsunuz işte AK Parti'nin yani hükümetin genel stratejisi de genelde hep bu şekilde oldu. Yani belediyecilikten tutun diğer bütün kamu alanlarında kamu yönetimindeki bir takım eksiklikleri bahane ederek işte bir reform şeyiyle gelerek getirdikleri değişikliklerle kendilerine daha uygun işte gerek işte yolsuzluk gerek işte başka kadrolaşma gibi şeyler için kendilerini bu reform şeyini ne denir reform düşüncesini kendilerine bir bahane olarak kullandılar. Bu da maalesef şu an için bu korkuları gündeme getiriyor ki bence gayet de haklı eleştiriler. Evet. Peki tamam, Türkiye içinde anlaşılır ve yurt dışında vize vermeyi bir disipline etmek açısından da anlaşılır. Bunlar anlaşılır ve makul şeyler zaten, ama biliyorsunuz genelde AK Parti'nin tasarılarında böyle birkaç havuç olur. Onun altında aslında tuzak maddeler olur. Bir de olayın yurt dışı tarafı var. Mesela hani birkaç gerçekten ihtiyaç olan maddenin dışında, sizin de az önce söylediğiniz gibi faaliyet alanı çok geniş. Yani şimdi diplomasi çok önemli bir branş ve yani bu şekilde bir vakıfla, çünkü vakfın işte mütevelli heyeti var, onun içinde evet başkanı bakan olacak ama dışişlerinden, dışişleri kökenli ya da akademi camiasından 10 kişilik bir heyet olacak falan, hani bu şekilde çokça maddi yurt kurmak, üniversite kurmak, hatta yurt dışında bunları yapmak biraz vakfı, dışişlerini diplomasiden ticarete doğru kaydırmış olmaz mı? Siz bir diplomat gözüyle hani bu tür alanlara da girmenin mantıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu şey olur mu? İzah edilebilir bir durum mu sizce? Tabii ki değil. Yani sonuçta şöyle düşünün. Bu vakfın kuracağı şirketler olacak. Atıyorum dünyanın çeşitli yerlerinde belli işte alım satım yapacak, belli belki hizmet sektörüne girecek. Bu tarz faaliyetlerde bulunacak. Şimdi dediğim gibi hani vize olayı biraz anlaşılabilir. Belki diğer devletler için de yani atıyorum oradaki ev sahibi devlet için de anlaşılabilir bir durum biraz. Onların da belki işine gelir. Ancak bu diğer konularda işte dediğim gibi yatırım, işte hizmet sektörü başka alanlarda illa ki mesela oradaki o şirketin bir yöneticisini düşünün. Şimdi mesela bir Dışişleri Bakanlığı'nın o forsunu işte oradaki o aradaki bağlantıyı kullanmak her zaman için ciddi bir şey olacak onlar için. Çünkü o bağlantı yani biz Dışişleri Bakanlığı'nın bir parçasıyız hissini uyandırmak tabii ki oradaki ticari muhatapları için bir atıyorum iyi bir güven İmtiyaz. aynen bir güven sağlayıcı bir şey olacak. Yani karşıdaki kişi düşünecek ki İmtiyaz. ben Evet. evet ben Türk devletiyle muhatap oluyorum. Türk devletiyle ticaret yapıyorum. Dışişleri Bakanlığı'yla ya da işte Türk Büyükelçiliği'yle ben şu an iş yapıyorum gibi düşünebilecek. Bunu düşündürtmek o şirket yöneticisinin de işine gelecek. Çünkü o sayede iş bağlayabilecek, iş yapacak Evet. ve kendisi de başarılı olacak. Bu yani güçlü bir motivasyon. Tabii ama siz bu yani devletin bu siyasi itibarını, diplomatik itibarını bu tarz ticari daha basit meselelerde kullandığınız zaman ticarette biliyorsunuz her zaman sorun çıkar.
Her zaman anlaşmazlıklar olur. İlla ki birileri gayri memnun olur. Ve bu nasıl yansıyacak? Birilerine, Türkiye'ye bir diplomatik artı bir yük olarak yansıyacak. Bir de üstüne düşünün, siz yani hadi diyelim Avrupa, Amerika tamam ama dünyanın birçok ülkesinde genelde hani büyük yatırımcılar, şirketler genelde siyasi olarak da güçlü ailelerden işte hatta belki devlet başkanının ailesinden falan olabiliyor yani. Hani dolayısıyla siz bunlarla ticari ilişkiye gireceksiniz, girme ihtimaliniz yüksek. Ve bu da doğrudan Türkiye'nin siyasi ilişkiler, yani ticari ilişkilerde herhangi bir sorun olması halinde Türkiye'nin doğrudan siyasi ilişkilerini, ikili ilişkilerini etkileyebilecek bir konu haline gelecek. Yani ekstra bir risk yani olmayabilir ama olma ihtimali biliyorsunuz ticaret her zaman bu tarz risklere, bu tarz sorunlara açık bir alan. Ve Türk diplomasisi üzerine, Türkiye'nin ikili ilişkiler üzerine ciddi bir risk oluşturacak. Dolayısıyla yani olayın hani kanun şeyi anayasaya uyup uymaması, işte Dışişleri Bakanı'nın görevinin dışına çıkıp çıkmaması bunlar ayrı. Dışişleri Bakanı'nın içeride yapacağı işte bu tarz vakıf olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Siz bir takım teşvikler getiriyorsunuz, bir takım ekonomik korumalar getiriyorsunuz. Bu da tabii yani özel teşebbüs ruhuna aykırı şeyler, hareketler, market ekonomisi mantığına aykırı hareketler. Bunları da bir kenara bırakın. Dış politikada, dış ilişkilerde Türkiye'nin diplomatik imajının, kredibilitesinin bu tarz ticari kaygılarla kullanılması her zaman için çok büyük risk oluşturacaktır. Buradan da tabii ki bir takım diplomatik krizler çıkacaktır. Ki bu yani en masum haliyle yani bir de o şirket mesela şirket yöneticisinin bir şekilde işte emekli bir diplomat olduğunu düşünün. İşte Hakan Fidan'la bağlantılı birisi olduğunu düşünün. Bakanla yani Dışişleri Bakanı'yla bağlantılı birisi, bir akrabası, bir tanıdığı olduğunu düşünün. Bu hallerde tabii ki bu krizin, bu ne denir, imaj kaybının boyutları çok daha büyük olacak. Evet, anlaşılan yani diplomatların ticarete soyunması biraz başka komplikasyonları da beraberinde getirecek. Peki zaten yurt dışında hani Maarif var, ondan sonra Yunus Emre Kültür Merkezleri var. Şimdi bir de üçüncü olarak bir de Yurt Dışişleri Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı üzerinden de bir organizasyona ve yatırımlara. Çünkü yurt içinde ve yurt dışında diyor. Yani dünyanın değişik ülkelerinde işte şirket kurma olsun, yurt açma, bina alma satma, gayrimenkul alma satma gibi bunlar gerçekten geniş faaliyet alanları. Üçüncü bir vakıf daha gelmiş olacak. Bir de şunu esas sorum şu. Şimdi son 5 yılda mesela Yunus Emre ve Maarif'e aktarılan para neredeyse 20 milyar lira, 19,1 milyar. Bunu hani Maarif'in kurulduğu 2016'dan sayarsanız bu 25'e doğru gider. Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nın da ilk sermayesi 10 milyon lira. Bu da ilk sermaye olarak bütçeden yani vergilerimizden aktarılacak. Şimdi hani o kendini döndürünceye kadar ki zamana gelene kadar da gene vergilerimizden de bir rakam gidecek. Yani bu siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani çünkü şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumda bu bütçeye gelecek ekstra büyük anlamına geliyor. Tabii yani şu an belki 10 milyon TL çok ciddi bir meblağ değil. Ancak tabii ileride ne olur? Yani bu girişimlerden Türkiye'ye yarar mı sağlar yoksa zarar mı eder? Onu zaman gösterecek. Tabii yani Maarif Vakfı ve Yunus Emre Vakfı'nın tabii bunlar sürekli bütçede yük oluşturacak şeyler. Vakıflar. Bunlar da tabii hani bir para getirsin diye değil, Türkiye'nin işte soft power'ını, işte yumuşak gücünü, işte etkisini, işte kültürel etkisini, Türkçeyi yayma, her ne kadar yani faaliyetleri maalesef şey olmasa da girip işte orada başka okullara, şeylere çökme zihniyetiyle hareket etselerdi ya da biraz daha böyle sömürge zihniyetiyle hareket etselerdi. Ama en nihayetinde farklı devletlerin hani dünyada birçok devletin bu tarz yardım işte ne denir altyapı destekleme işte insan yetiştirme ya da işte kültürel olarak kendi dilini yaymaya yönelik bu tarz faaliyetleri oluyor. Bunların da tabii bir harcama kalemi olması, bütçe üzerine bir yük olması normal. Ancak dışları bu konuştuğumuz vakıf da bu ticari bir şey olarak ortaya çıkıyor. Yani ticari bir faaliyet yürütecek. Üstüne üstelik yani Türkiye'nin dış politikasına, diplomatik ilişkilerinde bir faydası olacak. Tam tersine riski olacak bir şeyden bahsediyoruz. Yani hem
Ne Türkiye'nin dış şeyine bir faydası var. Yani TİKA, işte Maarif ya da işte Yunus Emre'den farklı olarak. Ne de işte ticari olarak da ciddi bir risk anlamına geliyor. Yani neresinden bakarsanız bakın hiçbir yerden tutmuyor aslında bu proje. Peki, şimdi asıl soruya geldik. Evet, risklerini anlattınız, söylediniz. Bir diplomat olarak, eski bir diplomat olarak, hani bir dış işlerini bilen birisi olarak. Yani Hakan Fidan böyle bir dikenli alana niçin girme ihtiyacı hissediyor? Yani Hakan Fidan şu anda ilk kurucusu olacak vakfın. Sizce böyle bir derneğin, böyle bir vakfın kuruluş amacı ne olabilir? Siz nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Yani şöyle, ben şu an Türk siyasetinde olan bütün gelişmelerin aslında bir ne denir Erdoğan sonrası güç transferinin bu kontekste, bu arka plan üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Erdoğan işte hakimiyetini belli ölçüde sağlamış, belli ölçüde bir kontrol oluşturmuş bir lider. Ancak yaşlı bir lider. İşte belli hastalıkları olduğu iddia ediliyor. Bazen bu işte televizyonlara, görüntülere de yansıyor kendi durumu. Dolayısıyla şu an onun etrafında olan, ona yakın olan ailesi olsun, işte Hakan Fidan, İbrahim Kalın gibi ona yakın isimler olsun ya da işte muhalefette olan işte CHP ya da diğer bütün partiler, gruplar olsun. Bütün herkesin temel karar alma şeylerinde, ne denir, süreçlerinde temel arka plan bu güç transferi mevzusu. Çünkü şu an yani gerek seçimlerde olsun gerek ya da işte başka bir şekilde olsun işte yargı olsun işte bir takım yol hiç kimsenin şu an Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan işte ya siz burada yanlış yapıyorsunuz işte ya da işte biz seçim kazandık işte bırakın gidin. Böyle bir hani böyle bir meydan okuma böyle bir şey söz konusu değil kimse için. Kimsenin de benim gördüğüm kadarıyla ne muhalefetin ne başka kimsenin böyle bir ne denir şeyi yok. Ancak bütün mesele Erdoğan sonrasına şu an sahip oldukları kapasiteyi, güç pozisyonu, gücü, birikimi onu koruyabilmek. Bütün mesele bu şu an için. Hakan Fidan da tabii bu şey içerisinde, resim içerisinde, genel resim içerisinde aslında önemli bir pozisyondaydı. MİT müsteşarlığındaydı. Her ne kadar Dışişleri Bakanlığı'na atanma bir yükseliş olarak gözükse de ben çok öyle düşünmüyorum. Yani Dışişleri Bakanlığı yani MİT'te çok uzun yıllar, yaklaşık 14 sene galiba, 13 sene, 14 sene, evet 14 sene şey yaptı, MİT müsteşarlığı yaptı. Ve burada kendi ekibini artık muhtemelen kurmuştur orada bir şekilde, kendi şeyini oluşturmuştur, kendi hakimiyetini. Ama Dışişleri Bakanlığı'na baktığınız zaman evet daha göz önünde, itibar olarak artık bakansınız. İşte halkın önündesiniz, sürekli yabancı muhataplarla görüşüyorsunuz. Bu bir aynı zamanda meşruiyet sağlıyor. İşte bir ne denir kendinizi gösterme, konuşabilme, etki oluşturabilme imkanı buluyorsunuz. Ama öte yandan Ankara içerisindeki ne denir dengelere baktığımız zaman Dışişleri Bakanlığı küçük bakanlık. Ondan sonra teşkilatı büyük ölçüde yani çok büyük ölçüde yurt dışında ve teşkilat mensubu sayısı az. Burada dönen para da az. Yani çok böyle çok büyük paraların döndüğü bütçesi de zaten hani çok büyük bir bütçe değil. Dolayısıyla birçok açıdan baktığınız zaman yani onun dışında bir kolluk gücü yok. Dışişleri Bakanı yani MİT gibi bir operasyon düzenleme ya da işte dinleme yapma yani bu tarz şeyler yetkileri de yok. Bu açıdan baktığınız zaman aslında bir geriye gidiş gibi Hakan Fidan için. Bu tarz hamleler işte biraz daha hem bakanlık içerisinde Hakan Fidan'ın kontrolünü arttırma, kendi hakimiyetini kurma, hem var olan diplomatlara, var olan ekibe bir ne denir ödül işte bu tarz belki işte bu vakıf bir takım gelirler elde ederse buradan hem mesela emekli olanlar için burası bir şey olmuş olacak, ne denir güzel bir payı olacak yani Faaliyet sonuçta. alanı. Evet bir faaliyet alanı olacak. Onları da hani muhalefete itmektense orada istihdam edip bir şekilde şeyinizi devam ettirebileceksiniz. Yani o hem size sadık kalmaya devam edecek hem de böyle bir hoşnutsuzluğun önüne geçmiş olacaksınız. Öte yandan işte yapacağınız yatırımlar bu yapacağınız özellikle yurt dışında yapacağınız yatırımlar denetim dışı olacak.
Burada nasıl para dönecek, nasıl ilişkiler dönecek, kimle ticari ilişkilere gireceksiniz? Bu da var mesela. Yani dünyanın birçok yerinde işte kara para mevzusu, suç örgütleri mevzusu, yani bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'yla bir şekilde bağlantılı bir şirketin bu tarz örgütlerle, bu tarz ne denir, kara para ya da işte suç örgütleri, ticari ilişkilere girmesi durumu da var yani. Böyle bir risk de var. Ve bunu siz her zaman kontrol edemeyebilirsiniz. İstemeden de olabilir ki, isteyerek de yapabilecek bir irade de var. Bunu da önceki yorumlarıma şey yapmış olayım, ne denir, eklemiş olayım parantez içinde. Bu da ayrıca bir risk. Dolayısıyla hani ben biraz bunu Hakan Fidan'ın kendi alanını hem kontrolünü geliştirdiği, bakanlık içerisinde kontrolünü, hakimiyetini sağlama hem de kendine biraz daha bir alan açma. Hem ekonomik olarak hem de orada yeni bir organizasyon oluşturacaksınız. Oraya yeni atamalar yapılacak. İşte birilerine orada ödül verebileceksiniz bir belli makamlara getirerek. Bunlar tabii her zaman için Fidan'ın elini biraz daha, yani şu an bulunduğu ne denir, daha küçük yerde biraz daha elini rahatlatabilecek bazı adımlar olarak ben düşünüyorum. Yani o zaman yani bir insan kaynağı olarak, çünkü böyle bir vakıf kurmak ve vakıf bünyesinde hem istihdam yapmak, istihdam oluşturmak, hem de işte yurttur, üniversitedir, işte eğitim kurumudur, neyse bunları kurmak, hem insan kaynağı hem oralarda istihdam demek, kendine hani birilerine iş sağlamak demek, o insanı yanına almak demektir. Doğal olarak bir taraftarlık oluşturma demektir. Hem olayın bu tarafı var, hem de olayın biraz da hani elde edilecek gelirlerle sahip olunacak bir maddi güç, bir para. Sonuçta hani madem ileriye yönelik bir yatırımsa bu, para lazım ve kadro lazım. Bu Tabii. ikisini de bu dernek, bu vakıf üzerinden sağlayabilme ihtimali varsa, sizin anlatımınızdan bunu anladım. O durumda aslında bir paralel bir yapı mı kurmuş oluyor aslında bu vakıf ile birlikte Hakan Fidan? Bunu da diyebilir miyiz? Böyle bir, çünkü böyle bir eleştiri de var, işte bu bir paralel yapı olmuş olur, işte normal dışişlerine alternatif kendi kadrolarını ve kendine bağlı insanları oluşturacak bir hem kaynak, hem insan kaynağı hem maddi kaynak. Bu da doğru bir tespit olabilir mi? Bu eleştiriye katılıyor musunuz? Gayet mümkün. Yani şu anki imkan, yani şu an yasa tasarısından gördüğümüz tablo buna izin veren bir tablo. Mesela birçok durumda siz, çünkü hani özellikle dışarıda, yurt dışında diplomatlar, büyükelçilikler her zaman göz önünde olan yerler ve bir büyükelçiliğin atıyorum biraz daha karanlık bir figürle, bir daha böyle hoş olmayacak bir grupla ya da şeyle iletişime geçmesi nedir? Hiçbir zaman bu şey karşılanmaz yani. Türkiye'nin hem diplomatik itibarına şey gelir hem de bu direkt hani çok daha haberlere düşme, işte şey olma, sansasyonel bir habere dönüşme ihtimali daha yüksek bu tarz durumların. O yüzden genelde ne yapılır? Hep istihbarat örgütleri kullanılır bu tarz şeyler. Ya da işte hatırlayın mesela normalleşme görüşmelerinde işte Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçi gitmez de kim gider? İşte istihbarat şeyleri gider. Onlar iki şeyi başlatırlar genelde, temasları başlatırlar. Burada da işte bu şirketin bu tarz bir şeye dönüşme ihtimali de var. Yani Dışişleri Bakanlığı üzerinden yapmayacağı işleri, yapamayacağı kontakları, şeyleri, temasları bu tarz yurt dışındaki şirketler üzerinden hani hem işte Dışişleri Bakanlığı'na ait olduğu bilinen, Hakan Fidan'a bağlı olduğu bilinen, onun kredisini Bilmiyorum. kullanabilen hem de çok ortalıkta gözükmeyen, çok böyle diplomat şeyi taşımayan, kimliği taşımayan, o sürekli kameraların üzerinde olmadığı, dikkatleri çekmeyecek figürler çok rahat bir şekilde alternatif, paralel bir gündem takip edebilirler Hakan Fidan adına. Bu da gayet mümkün. Evet, ilginç, ilginç. Yani ilginç olacak önümüzdeki günlerde. Yani meclisten de geçmesi durumunda nasıl bir yani ne kadarlık bir zaman diliminde nasıl bir yapılanmaya gideceklerini göreceğiz, ama hani zaten taslak tüzükte her şey belli, faaliyet alanları belli, yani sürpriz olmaz bu söylediğiniz şeylerin zaman içinde icraata geçmesi. Sonuçlarını beraber göreceğiz. Haşim Bey, değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi gün, iyi yayınlar. Değerli izleyiciler, bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.